Merhaba çocuklar. Bugün kutsal kitapta bulunan Tanrı Musa'yı neden çağırdı adlı hikayemizi anlatacağız. Ama öncesinde ezber ayetimizi okuyalım. Mısır'dan çıkış 3. bölüm 10. ayet. Şimdi gel, halkım İsrail'i Mısır'dan çıkarmak için seni Firavun'a göndereyim. Musa'nın doğumuyla ilgili ayrıntıları ve onun Mısır'da sarayda Firavun'un kızının çocuğu olarak büyüdüğünü çok iyi biliyorsunuz değil mi? Tanrı İsraillileri Mısır'dan kurtarmak için Musa'yı seçti. Musa sarayda en iyi şartlarda eğitim alarak büyüdü. Musa 40 yaşındayken İsrailli birini döven Mısırlıyı öldürüp katil oldu ve Firavun'dan kaçarak hayatına devam ettirdi. Mısır'dan çıkıp Midyan yöresine varan Musa, orada Midyanlı kahin Yitro'nun evinde kalmaya başladı ve Yitro'nun kızı Sippora ile evlenip çocuk sahibi oldu. Musa çölde kayınbabası Yitro'nun sürüsünü güttü ve çölde 40 yıl yaşadı. Yani Musa 40 yıl sarayda en ileri derecede eğitim alan bir lider olarak eğitilmişti. Ondan sonra 40 yıl boyunca çölde çobanlık yaparak çöl yaşamının uzmanı oldu. Bakın, Tanrı'nın ne kadar harika ve planlı çalıştığını görüyoruz. Tasarladığı kurtuluş planını ve kendi vaadini gerçekleştirmek üzere Musa'yı seçip 80 yıl boyunca hazırladı. Artık Musa 80 yaşına gelmişti. Bir gün yine sürüyü çölün batısına sürdü. O sırada Musa garip bir şeyle karşılaştı ve bu onu çok şaşırttı. Rabbin meleği bir çalıdan yükselen alevlerin içinde ona göründü. Musa baktı. Çalı yanıyor ama tükenmiyordu. Musa yanan çalının yanına yaklaştı. Çok garip. Gidip bir bakayım. Çalı neden tükenmiyor? Diye düşünüyordu. O sırada Rab Tanrı Musa'nın yaklaştığını görünce çalının içinden "Musa, Musa!" diye seslendi. Musa, "Buyur," diye yanıtladı. Tanrı, "Fazla yaklaşma," dedi. "Çarıklarını çıkar. Çünkü bastığın yer kutsal topraktır. Ben babanın tanrısı, İbrahim'in tanrısı, İshak'ın ve Yakub'un tanrısıyım." Bunu duyan Musa çok korktu ve korkudan dolayı yüzünü kapattı. Tanrı yine seslenmeye başladı. "Halkımın Mısır'da çektiği sıkıntıyı yakından gördüm. Ayrıca angaryacılar yüzünden ettikleri feryadı duydum. Rab, onların ne kadar acı çektiklerini biliyorum. Bu yüzden onları Mısırlıların elinden kurtarmak için geldim. O ülkeden çıkarıp geniş ve verimli topraklara, süt ve bal akan ülkeye götüreceğim. İsraillerin feryadı bana erişti. Mısırlıların onlara yapmakta olduğu baskıyı görüyorum. Şimdi gel, halkım İsrail'i Mısır'dan çıkarmak için seni Firavun'a göndereyim." Bunu duyan Musa, "Ben bunu asla yapamam. Ben kimim ki? İsrailler bana seni gönderenin adı nedir diye sorabilirler. O zaman ne diyeyim? Bana inanmazlarsa ve Rab sana görünmedi derlerse ne olacak? Ben asla bunu yapamam," diye cevap verdi. Rab Tanrı, "Elinde ne var?" diye sordu. Musa, "Değnek," diye cevap verdi. Rab, Musa'ya elindeki değneği yere atmasını söyledi. Musa değneği yere attı, değnek hemen yılan oldu. Musa yılanı görünce çok şaşırdı ve ondan kaçtı. Rab Tanrı Musa'ya "Elini uzat, kuyruğundan tut," dedi. Musa Rabbin dediğine göre elini uzatıp kuyruğunu tutunca yılan yine bir değneğe dönüştü. Bundan sonra Tanrı Musa'nın elini koynuna koymasını söyledi. Musa elini koynuna koydu, çıkardığı zaman eli birden deri hastalığına yakalanmış, kar gibi bembeyaz olmuştu. Kendi elini gören Musa yine çok şaşırdı. Rab, "Elini tekrar koynuna koy," dedi. Musa elini yine koynuna koydu. Çıkardığı zaman eli eski haline dönmüştü. Rab Tanrı Musa'ya tekrar seslendi. "Eğer sana inanmaz, ilk belirtiyi önemsemezlerse ikinci belirtiye inanabilirler. Bu iki belirtiye de inanmaz, sözünü dinlemezlerse Nil'den biraz su alıp
kuru toprağa dök. Irmaktan aldığın su toprakta kana dönüşecektir. Ama Musa yine kendisinin iyi bir konuşmacı olmadığını söyleyerek gidemeyeceğini ve Rab'den başkasını göndermesini istedi. O zaman Rab Tanrı Musa'ya öfkelendi. "Abin Levili Harun var ya," dedi. "Bilirim, o iyi konuşur. Hem şu anda seni karşılamaya geliyor. Seni görünce sevinecek. Onunla konuş, ne söylemesi gerektiğini anlat. İkinizin konuşmasına da yardımcı olacak. Ne yapacağınızı size öğreteceğim. O sana sözcülük edecek. Senin yerine halkla konuşacak. Sen de onun için Tanrı gibi olacaksın. Bu değneği eline al. Çünkü belirtileri onunla gerçekleştireceksin." O zaman Musa Tanrı'nın sözüne itaat etti. Musa 80 yaşında olmasına rağmen Tanrı'ya güvendi ve onun sözüne iman ederek yola çıktı. Daha sonra Musa İsrail halkını Mısır'dan kurtaran büyük bir önder oldu. 400 yıl önce Yakup'un ailesi 70 kişi olarak Mısır'a göç edip yerleşmişlerdi. Aradan 400 yıl geçti. İsraillerin sayısı 2,5 milyona ulaştı. Rab İbrahim'e vaat ettiği gibi soyu büyük bir ulus oldu. Sevgili arkadaşlar, bugünkü dersimizde Musa hakkında ne öğrendiniz? Tanrı'nın kendi vaadini gerçekleştirmek için planlı bir şekilde çalıştığını görüyoruz. Peki Tanrı, İsrailleri Mısır'dan kurtarmak için önder olarak Musa'yı nasıl hazırladı? Onu çocukken Firavun'un sarayına gönderip 40 yıl boyunca orada ileri derecede eğitim alan bir lider olarak eğitti. Daha sonra çöle gönderip 40 yıl boyunca çölde onu çölle ilgili uzmanlaştırdı. Ondan sonra Rab planladığı zamanda Musa'yı çağırıp kendi sözünü yerine getirdi. Musa'nın hayatından bir kişinin ne kadar eksikliği ve zayıflıkları olursa olsun, Tanrı'nın elindeyse ve Tanrı o kişiyle birlikteyse o kişinin güçlü olacağını çıkartırız bu derste. Tanrı insanın eksikliklerine ve zayıf noktalarına bakmaz. Bir insan yürekten Rab için yaşamaya karar verir ve bunun için gayret ederse Tanrı bu kişiyi Musa gibi büyük işler yapan birisi olarak kullanacaktır.